Evet değerli dostlar, herkese tekrar merhabalar, hayırlı sabahlar dileyerekten başlayalım. Bu videomuzun konusu Halkbank hissesi olacak. Halkbank değerlendirmesini sizlerle beraber yapmış olacağız. Haftalıkta, günlükte ve de saatlikte şöyle önemli noktalarına, dolar bazlı önemli püf noktalarını sizlere aktarmaya çalışacağız. Kesinlikle yatırım tavsiyesi olmadığını tekrar tekrar aktararak değerli dostlar. Şimdi şöyle alalım. Halkbank hissesi diyelim arkadaşlar. Alıyoruz. Bir haftalık görüntüyü şöyle bir ekrana alalım. Grafik görüntüsünü sıfırlayalım. Şimdi arkadaşlar Halkbank'ın haftalık görüntüsü biliyorsunuz daha önce Halkbank'ta bir kırılım gelmişti. Yani Halkbank'ta bir sıkışma vardı ve bu sıkışma neticesinde güzel bir yol haritası çizilmişti. Bakın şu şekilde. Şurası kırılım noktasıydı arkadaşlar. 13 bantları ve güzel bir yükseliş sağladık. Ve bu yükselişin devamı gelebilir. Bizim burada kriterlerimiz var. Bunu her zaman söylüyoruz arkadaşlar. Haftalık bazda biz neye bakıyoruz arkadaşlar? En zirvede bıraktığı haftanın üzerinde miyiz? Ona bakıyoruz. 14-20'lerin üzerinde kaldığı müddetçe yönümüz teknik olarak yukarı. Yukarıda 16-60'larda bir fitil bırakmış. Burayı da alabiliriz ama 14-24-26'lara düzeltme gelebilir mi? Gelebilir. Buradaki formasyonumuz neydi arkadaşlar? Yükselen üçgen formasyonu değil mi? Şöyle baktığımız zaman bakın dipler daha yukarıda, tepeler daha sabit değil mi normalde? Böyle bir oluşum söz konusuydu arkadaşlar. Şu şekilde biraz daha aşağı alalım burayı. Yükselen üçgen formasyonunda yukarı doğru aslında bir kırılımı görüyoruz. Evet ama 14-26'lar test edebilir mi haftalık? İhtimal dahilinde 14-26'ların üzerinde kaldığımız müddetçe herhangi bir sıkıntı görmüyoruz arkadaşlar. Haftalık şöyle hacmimize bakalım. Hacmimiz de oldukça kuvvetli arkadaşlar. Son dönemde artan bir hacim grafiğimiz var. İndikatörlerde de herhangi bir sıkıntımız yine gözükmüyor arkadaşlar. Evet, bir günlük grafiğine gelelim şimdi. Çizimleri şöyle bir güncelleyelim. Bir günlük Halk Bankası'na bakıyoruz arkadaşlar. Evet, bir günlük Halk Bankası grafiğine baktığımız zaman bakın burada bizim o haftalıktaki anlatmış olduğumuz tabloyu daha net göreceksiniz. Yani net bir üçgen formasyonu bakınız. Yani günlükte ise simetrik üçgen formasyonu karşımıza çıkıyor. Oldukça net. Yani bunu teknik hedeflerini de koymuştuk ortaya. Bu hedefler halen geçerli. Bakın şöyle baktığımız zaman şu derinlik kadar yukarı doğru kırılım sonrası bizim halen beklentimiz var. Yani 23 bandı bu hissede arkadaşlar katlama hedefi olarak çıkıyor karşımıza. Evet. Bu süreçte tabii ki biz stop loss noktalarını kullanacağız. Bu stop loss noktası için ben her zaman diyorum arkadaşlar bir trend varsa o trende sahip çıkılır. Trend bozulmadığı müddetçe yol alınır. Buranın trendi de bu arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok şimdilik. Trendin de devam ettiğini çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. O zaman arkadaşlar trend kırılmadığı müddetçe. Bakın haftalıkta 14'ler falan çıkmıştı. Burada da yine 14'ler 13.80 14 gibi. Trend bozulmadığı müddetçe biz oyundayız. Ha şimdi bu trend içerisinde biz dirençte miyiz? Evet. Dönüş olabilir mi geriye? Evet. Bu ihtimalimiz var mı? Var. Ha, şurada bakınız oyalanıyoruz. Evet. Yükselen kanal trendi her zaman için bizim dostumuzdur. Onun için bu dostluğu pekiştirmek, bu dostluk üzerine oyunu kurmak çok önemlidir. Lakin bahsettiğim gibi arkadaşlar bizim direnç noktalarıyla alakalı kırılımlar gerekiyor. Bu seviyede bakınız bu hafta böyle yatayda kalmış bir görüntümüz var. Onun için biz şu kısmı sadece arkadaşlar sizlerle beraber bakınız daha önce bir üçgen formasyonu olarak şu şekilde aldık. Simetri üçgen formasyonu ama şimdi burada arkadaşlar karşımıza çıkan yeni bir üçgen oluşumu değil mi? Yani şöyle baktığımız zaman şimdi yatay bazda alıyoruz. Bakın şu şekilde tepeler sabit. Bakın bu şekilde aldığımız zaman o hafta hafta çıkan tablo. Yani bir yükselen üçgen oluşumu. O zaman kapanışımızı arkadaşlar ortalama 40 15 60 üzerinde yaptığımız müddetçe olumluyuz. 15-70'lerdeyiz. Yani daha önceki tepe noktasını arkadaşlar şurayı baz alıyoruz. Bu seviyenin üzerindeyiz 15-60'ların hatta 15'lere bile çekilebilir. Bu değerin üzerindeyse korkmayın ama bu seviyenin altındaysak arkadaşlar tekrar ediyorum kanal desteğine gelebilir. Evet kanal desteğimize gelebiliriz. Şöyle aldığımız zaman zaten net bir şekilde biraz önce de çizdim. Bu kanal desteği test edebilir. Aşılamayan dirençler
karşımıza ciddi engeller olarak çıkabilir. Zaten bakın ret yediğini görüyoruz bu bölgede. Evet, Halk Bankası'nda arkadaşlar üçgen formasyonu ve hedefi 23'ler falan olsa da burada dikkat ediyoruz dedik. Geçmiş zirve direnç olabilir. Yani satışlı bir pazartesi salıyı görürsek aşağı yönlü kanal desteğine kadar bir hareket oluşturabilir. Şimdi dolar bazlı görüntümüze de bakalım. Burası oldukça önemli. Grafik görüntüsünü sıfırlıyoruz arkadaşlar. Dolar bazlı görüntüye alıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar dolar bazlı bakınız. Yine o üçgen oluşumunu görüyoruz ve kırılımın geldiğine de şahit de geliyoruz burada. Yani bir retest olayı olur ise burada bir retest olayı olur ise onay hareketi onun için 1-2 günlük şöyle bir geri çekilme olabilir. Yani şöyle bir geri çekilme olabilir. Ama onun dışında baktığımız zaman buradaki tablo tamamen üçgen formasyon arkadaşlar. Bakın dipler sabit. Bakın dolar bazlı grafiği irdeliyoruz. Bakın 4 5 defa arkadaşlar bu dip yatay bir şekilde test edilmiş. Direnç noktasına bakıyoruz. 1 2 3 4. ve hacimli bir şekilde kırılıyor. Retest yapabilir. Ufak bir geri çekilme olabilir ama onayını alırsa yukarı yönlü 70 sentlere kadar ilk etapta bir yükseliş gelebilir. Bu grafiği unutmayın arkadaşlar. Simetrik üçgen formasyon, pardon, alçalan üçgen formasyonu ve yukarı doğru kırılımı gerçekleşmiş. Olumlu bakıyoruz. Retest'in yapması halinde buradan bir yükseliş dalgası gelebilir diyoruz. Evet. Halk Bankası'nın görüntüsü bu. Peki Halk Bank arkadaşlar, Halk Bank X banka göre, yani X bank endeksine göre durumu nasıl? Yani bankacılık endeksi içinde Halk Bankası'nın yeri ne? Şimdi ona bakalım. Ona bakalım. Bu da oldukça önemli. Halk Bankası X bank grafiği. Görüyorsunuz arkadaşlar, bankacılık endeksine göre biraz daha geride kalmış. Evet, geride kalmış bir görüntümüz var. Şu şekilde de alırsak burada zaten net bir şekilde de arkadaşlar şöyle bir alçalan takoz görüntümüz de var. O zaman bu kırılım olumlu diyoruz. Yani Halk Bankası'nın endekse göre pozitif bir görüntüsünü ortaya koyuyoruz. Şuralarda bakınız direnç noktamız var. Bakın halen kırmızıdayız trendte. Yani bir dönüşüm gelirse, bu seviyelerin üzerine atabilirsek Halk Bankası kendi endeksine göre biraz daha primleme sağlayabilir değerli dostlar. Her zaman diyoruz işte geçmişte çalışmış olan dipler, tepeler. Yani buralarda bakınız bize önümüzdeki günlerde direnç vazifesi görebilecek bir görüntüyü veriyor. Bakınız 1, 2, 3, 4, 5 kırılıyor. Bakınız endekse göre değer kaybı. Tekrar biz buraya kadar gelebiliriz. Yani endeksine göre biraz daha artış sağlayabilir. Kendi endeksine göre bir getiri potansiyeli daha yüksek olabilir. Yani diğer bankacılık hisselerine göre daha fazla getiri sağlayabilir teknik olarak. Evet, Halkbank'la alakalı söyleyeceklerimiz bunlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Alırsınız, satarsınız, tutarsınız. Siz bilirsiniz değerli dostlar. Burada biz gördüklerimizi anlatıyoruz. Elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce sizlerden tek isteğimiz bir beğeni yapmak, yorum bırakmak arkadaşlar. Katıla dahil olmayan arkadaşlarımız var ise de katıla dahil olurlar. Analiz taleplerini yine canlı yayında istedikleri hisseleri burada talep edebilirler. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.